Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık platformu Para Durumu'na hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Bugün konumuz altın. Gördüğünüz gibi taktım takıştırdım ben de altınları. Evet, altın alırken nelere dikkat etmek lazım? Altın satarken nelere dikkat etmek lazım? Altın hesabı mı açsam, yoksa altın fonu mu alsam, yoksa kuyumcudan mı altın alsam? Altın acaba daha da düşer mi, yükselir mi? Altınla ilgili o kadar çok bilinmeyen var ki hepsini cevaplayacağız. Altın konusu ile ilgili bütün bilmek istediklerinizi bugün burada Para Durumu'ndan öğreneceksiniz. Sakın kaçırmayın. Altın uzmanı bizlerle beraber olacak. Alper Kalyoncu biraz sonra harcayabilir miyim bölümünde ev almak isteyen, arsa almak isteyen izleyicilerimiz var hattımızda. Altın alsam mı diyen bir izleyicimiz var hattımızda. Bakalım ne diyeceğim. Hiçbir para konusu yok ki çözümsüz değildir. Siz yeter ki sorun, ben cevaplarım. Farkında mısınız? Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet, miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Ödülümüz var. Para Durumu televizyon programı bir ödül aldı. Tüketici Hukuku Enstitüsü'nden geçen hafta 3. Tüketici Hukuku Sempozyumunda ödülümüzü aldık. 4. senemize girdik. Sizleri para konularıyla ilgili bilinçlendirmeye, hakkınızı aratmaya ve bütün bu konularda samimiyetle çözülebilir bir şekilde beraberce konuşmaya çalışıyoruz. Nice senelere diyoruz. Evet, etkinliklerimizle devam edeceğiz ama ondan önce bir söz hatırlatmak istiyorum size. Bir mum diğer bir mumu yakmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez demiş ünlü İslam düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi. Evet, Mevlana haftasındayız. Mevlana bir de ne demiş biliyor musunuz? Mümin yani insan bir gemi ise dünya malı yani para pul bu sudur. Su yoksa gemi yüzemez. Ama suyu geminin içine alırsanız da özellikle makine dairesine yani kalbimize gemi batar. Dolayısıyla onun da dünya konularıyla ilgili, para pul konularıyla ilgili dediği şeyi biz de diyoruz. Önce insan, sonra para her programımızda. Evet, böylece ünlü İslam düşünürü Mevlana'yı da anmış olduk. Etkinliklerimiz devam ediyor. 3 kumbara eğitiminde velilerimizi eğitiyoruz, öğretmenleri eğitiyoruz, çocuklarımızı eğitiyoruz. Geçen hafta veli eğitiminde beraberdik velilerimizle. Onlara da paylaşma, harcama konuları, tasarruf konularını konuşuyoruz. Ağaç yaşken eğiliyor. Özellikle de evde alınıyor ilk para eğitimi. Biliyorsunuz kadın paradan anlar dedik ve Hedef 20 bin kadın projesini Büyükşehir Belediyesi İSMEK merkezlerinde Doğuş Holding ile beraber icra ediyoruz. Ve o kadar zevkli geçiyor ki bunlar. Bütün kadınları bekliyoruz. Bu seminerler ücretsiz. O yüzden İstanbul'da Halkalı Bağcılar Kültür Merkezi'nde 12 Aralık'ta saat 14'te bütün gelmek isteyen kadınlarımızı bekliyoruz. Altın konusunda konuşacağız. Evet, bugün konumuz şıngır diyorlar. Bakın bakın, bugün konumuz altın. Altın öyle bir maden ki ta milattan önce 3500 yılında Mısırlılar tarafından böyle nasıl demişler bu ışıldayan, bu bir yatırım mıdır, alalım saklayalım diye başlamış bir fenomen altın. Evet, altın hakikaten tarihler boyunca her dönemde insanların ilgisini çeken bir maden olmuş. Çünkü görüyorsunuz ışıldıyor. Özellikle biz kadınlar ışıldayan şeyleri çok seviyoruz. Evet, altın, ne kadar dünyada altın var denildiği zaman ünlü yatırımcı Warren Buffett demiş ki şöyle bir küp düşünün. 20 metre eni olan bir küp düşünün. Yani 20 metre bir küp dersek 10 katlı bir bina düşünün. Bunun bütün içine altın doldursak dünyadaki bütün altınların toplamı yani yerin üstünde olanlar buna eşittir denmiş. Dünyada ne kadar altın var hakikaten tam olarak bilinmiyor ama bayağı bir altın var. Burada baktığımız zaman 2006 yılından beri Türkiye'de de banka hesaplarına koyabiliyorsunuz artık altını. Ve insanlar, bizler götürüp altınlarımızı banka hesabına yatırıyoruz. Ve şu ana kadar banka hesaplarına yatırılmış olan altın 30 kamyona bedel olmuş. Ama daha 500 kamyon gidecek yolumuz varmış. Yani altınlar evden çıkıyor, tıpış tıpış yürüyor, bankalara gidiyor. 30 kamyon gitmiş.
Ama bunun tamamı evden çıkıp yastık altından tasarruf amaçlı bankalara gidecek altınlar. Daha 500 kamyon varmış olduğu söyleniyor. Bu tabii çok önemli bir şey. Çünkü biz altınları evimizde tutuyoruz, çalınabiliyor. Altınları alalım satalım diyoruz, para kaybediyoruz. Eskidenmiş o, altın güvenilir limanmış. Al sürekli atsın. Ama şimdi o kadar tansiyonu arttıran bir yatırım haline geldi ki alıyorsunuz düşüyor. Özlem Hanım Twitter'da yazıyorlar, hep ben mi şanssızım ya, ne zaman alsam düşüyor diye. Peki ne yapacağız bu altın konusuyla ilgili, neler yapmamız lazım? Size hem benim tavsiyelerim var hem de 10 sene boyunca hayatında sadece altınla ilgilenmiş bir uzmanımız var. Alper Kalyoncu bizlerle beraber olacak birazdan. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Evet, benim üzerimde bayağı bir altın vardı. Biraz sıkıldım, ağır geldi, koydum şuraya. Şimdi devam edelim altın konusunda konuşmaya. Peki ne tavsiyelerim olacak benim size? Biraz sonra uzmanımızı da çağıracağım ama şimdi bu ışıltılı altın öyle bir şey ki paranın 3 işlevi onda da geçerli. Biliyorsunuz paranın 3 tane işlevi var. Bir tanesi satın almaya yarıyor. Biz de altınları bozarsak satın alabiliyoruz. Paranın ikinci işlevi bizim kendimizi ifade etmeye yarıyor. Yani takıp takıştırıp zengin gözükebiliyoruz altınları taktığımız zaman. Üçüncü olarak da paranın işlevi, yani altının da işlevi, duygusal bir işlevi var paranın. Bize güven duygusu veriyor. Yani bizim birçok altınımız olursa kendimizi daha güvende hissediyoruz. Fakat ne tür sorunlar var altınla ilgili? Birinci olarak tabii altın alırken kazanmak lazım. Hem fiyatı önemli hem de böyle bizim takıp takıştırdığımız şeylerle, işte burgulu bilezikli, beşi bir yerdeydi diye alırken buralarda ne kadar işçilikten para kaybediyoruz? Bunlar çok önemli. İkinci olarak altını saklarken. Şimdi altın saklarken çalınabilir. Birçoğunuz olmuş olabilir. Yani altınlar... Hop, bir dakika, ne oluyor? Bir dakika, sürüyor, hırsız girdi. Arkadaşlar, kameracı arkadaşlar, biriniz koşun, tutun. Altınları mı çaldı? Neyse ki onlar gerçek değildi. O bütün o altınları ben sahte 20 liraya, 30 liraya aldım. Gerçekleri, bana düğünde takılmış olanları bankada, kasada duruyor bir miktarı, onu da anlatacağım birazdan. Evet, aman altınlar çalınmasın, önemli bir şey. Stüdyoya da nasıl girdi hırsız anlamadım ama. Evet, satarken de ya biz sattıktan sonra değeri çıkarsa ya da hangi koşullarda satmalıyız, bunlar çok önemli. Bir de aman bütün paramızı altına koymayalım. Tekrar ediyorum, bütün elimizdeki varımızı yoğumuzu altına koymayalım. O kadar çeşit şeyler var ki, eskiden tabii ne yapsak diye hep altın alıyorduk. Ama şimdi bireysel emeklilik sistemine girebiliriz, emlak yatırımı yapabiliriz. Onun dışında finansal sistemde de birçok yatırımlar var, biz buradan bahsediyoruz. Ama tekrar ediyorum, bütün paraları sakın altına koymayalım. Evet, şimdi altın uzmanımızı davet etmek istiyorum. Alper Kalyoncu, buyurun. Son 10 senedir sadece altınla ilgili çalışıyorsunuz değil mi? Buyurun, hoş geldiniz. Evet. Altın uzmanı olarak size ilk sorum. 10 senedir sadece ışıldayan maden altına bakıyorsunuz. Evet. Nasıl bir his böyle altın uzmanı olmak? Altın uzmanı ilgili çalışıyorum. Altın takanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz çok böyle görünce? Kültürel bir geçmişi var özellikle Türkiye'de. Seviyoruz altını. Halk olarak özellikle bayanlar seviyoruz. Güvenli bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Birisinin çocuğu oldu. Altın götürüyoruz geleneklerimizde. Evet. Bu tabii biz götürüyoruz. Bu bir gelenek. Evet. Gelenekler de güzel. Güzel ama tabii. Şöyle bir şey var. Diyelim ki benim çocuğum var. Ve ben onun için sürekli altın biriktiriyorum. Ben çocuğum için altın biriktireyim mi? Bu iyi bir yatırım mı? Çocuklar için ileriye dönük biriktirmek için. Altın uzun vadeli bir yatırım olarak güvenli bir yatırım aracı aslında. Uzun vade ne demek? Uzun vade en az 2 yıl, 3 yıl... uzağa düşündüğümüz zaman, yani aldığımız zaman hemen satmayı, para kazanmayı düşünmeyeceğiz altın yatırımını. Hani ben bugün aldım, işte 10 gün sonra fiyatı yükselir satayım ya da ah düştü ne yapayım falan diye düşünmemek lazım. Tansiyon çıkartıyor mu altın? Böyle düşünürseniz çıkartır tabii. Her gün fiyatını takip edip aldım düştü ne yapacağım şimdi. Bu anlamda altına böyle bakmayıp uzun vadeli yatırım aracı olarak bakarsanız 2 sene, 3 sene sonra bakarım ben buna, o zamana kadar da ellemem,
altın güvenli bir yatırım aracı oluyor. Peki diyelim bir çift evlendi. Evet. Evlendi, düğün oldu, güzel oynadılar, altınlar geldi, takıştırıldı. Ertesi gün oldu. Ne yapsınlar bu altınlarla? Ben finansal sistem içinde bu işlemle ilgilenen bir kişi olarak şu anda bankaya götürülüp altın hesabı açılmasını öneririm. Hani niye götürsün, kızarmış böyle güzel güzel bel bilezikleri, onları bunları para, çünkü biraz önce hırsız geldi götürdü burada altınların bir kısmını, değil mi? Evde de bundan karşılaşabiliyoruz. Çalınabiliyor tabii. Ne güzel hepsi duruyor diye düşünüyorsunuz. Bir yıl boyunca durur. Ertesi gün bir anda yok olabiliyor. Bu yaşadığımız hayatın bir gerçeği. Sırf çok altın oluyor, değil mi? Bu altın, başka şeyler de çalınabiliyor. Her gün haberlerde hırsızlık olaylarını maalesef dinliyoruz. Yani altını evde saklamayalım. Bu mesajı verelim mi? Tabii hırsızlara davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Hem de kendiniz de tedirgin olur insan. Yani o kadar büyük miktar bir birikimi evde saklayıp çalınacak mı çalınmayacak mı, yok kasa almak koymak. Bunlar bir kere risk. Bir kasa kiralasanız bankada, saklasanız ona da para ödeyeceksiniz. Ama yıllık kira 100-150 lira öyle bir tamam, şey değil mi? Tamam ödeyeceksiniz. Ama ne olacak? Her sene 100 lira gidecek. Tamam güvenli olur. Ama altın yatırım aracı olarak gelmiş size. Altın olarak dursun diyorsanız altın birikim hesabı açabilirsiniz bankalarda. Ne yapıyor yani bankalar? Dijital altın. El değmiyor, el ışıldamıyor. Değmiyor ama gram olarak zaten kasada durduğunda da açıp her gün açıp sevmeyeceksiniz altın. Niye, belki seven vardır böyle. Altınlar nasıl? Bugün iyi misiniz? Dijital olarak durmasında bir sakınca görmüyorum ben. Dijital altını tavsiye ediyorsunuz. Bir de getirisi var yani. Ona da geleceğim. Katılım biraz... bankalarında katılım payı getirisi var. Bankacılık sektöründe faiz getirisi var. Bir sokak röportajımız var. Evet. Biz para durumu olarak çok seviyoruz. Halkımıza böyle iç içe neler düşünüyorlar, neler diyorlar, ne düşünüyorlar. Evet. Beraber seyredelim. Seyredelim. Altın alıyor musunuz? Altın almıyorum. Alamıyorum daha doğrusu. Olsa alırım ama alamıyorum. Daha ziyade toprağa yatırım yaparım. Altından ziyade. Ama şu an değeri düşük olduğu için sanmıyorum pek alacağımı. Ara sıra alıyoruz. Yatırım amaçlı alıyorum ben. Altın bazen alırız. Bu zamanda altına da para yatırılmıyor çünkü çok düşüyor. Ben yeni evlendim dün. Nikahım kıyıldı. Yani tabii şu anda bol bol altın almaya çalışıyoruz. Hayır. Bize göre yetecek paramız ancak. Altın yok, almıyorum. Yatırım yapmıyorum öyle altına. Altın almıyoruz. Hayır. Altın almıyoruz. Altına güveniyor musun? Altına güvenmiyoruz. İnişli çıkışlı. Daima nakitçi olmakta yarar var. Ne kredi, ne bir şey, ne bir şey. Ne ev, ne morgıç, ne bir şey. Nakit. Yok, güven kalmadı. Neden? Ben ne zaman alırsam, bozmaya gittiğim zaman ihtiyacım oldu. Bozmaya gittiğimde zarar ediyorum. Bu 5-6 ay içerisinde 50 sefer indi, düştü. 90'a çıktı. Şu anda 30'larda galiba. Çeyrekleri tam bazı. Demek ki bir güvencesi yok. Altın devamlı kazandırır. Bekleyeceksin. Altında sabır edeceksin. Altın sabır işi. Devamlı inişli çıkışlı olduğu için çok uzun vadede altın. Sabırla bekleyeceksiniz. Yastık altı yapacaksınız. Ondan sonra kar mı olur mu diye düşüneceksiniz. Bu. Bir kere denedim, alayım dedim. 700'e aldım, bu sefer 500'e düştü. Yani onda da bir değer yok. Yani paran varsa ya gayrimenkule yatıracaksın, başka bir şey değil. Nerede saklıyorsunuz altını? Cebimde, evimde. Olan üstümde. O kadar saklayacak kadar altınımız henüz olmadı. Yastık altında dememi mi bekliyorsunuz? Ya altınım yok. Olsa da hani yani o da takım olacağına göre evde saklarım. Bir kere altınım vardı, hırsız girdi hepsini çaldı. Altını banka hesabına yatırmayı düşünmediniz mi? İsterim tabii, öyle bir şey ben bilmiyordum hiç, hani altın hesabı olduğunu. Öyle bir şey olursa yatırabilirim. Bankalarla işim olmaz. Çünkü onlar fazla komisyon alıyor. Yani çok altınım olduğunu düşünebilirim tabii, değerlendirebilirim. Ya evde durması daha iyi bana, bankada da pek sevmiyorum. Altına yine bankalara yatırıp değer kazanıldığını biliyorum tabii ki de. Bilir, en güvenilir yol banka bence. Evet, sayın altın uzmanımız. Evet, şimdi ben kısa kısa sorular sormak istiyorum size. Soralım. Şunu soracağım, bankaya gittim, merhaba dedim. Evet. Ben vadeli altın hesabı açmak istiyorum. Evet, muhtemelen bir yıl vadeli. Bir miktar faiz getirisi de oluyor. Ne kadar faiz getirisi? Kabaca %1 olabiliyor. Yani 100 gramlık altınınız varsa vadeli hesapta sene sonunda 101 gram oluyor. Ne güzel, 1 gram kimse kimseye fazladan altın verdiğini ben duymadım. Kredi kartı ile altın alınır mı? Ben hiç tavsiye etmem.
kendim hiç anladım. Kredi kartıyla mücevher de satın almak aslında çok mantıklı değil bu anlamda. Yani altın satın almak anlamında söylüyorum. Altın yatırımı yapacaksanız bir kere fazladan birikiminizin olması gerekiyor. Altın zaten kendisinden riskli bir yatırım. Fiyatı düşebiliyor da. Hem adı üstünde krediyle, yani kredi kartıyla olmayan paranızdan gidip bir de altın almışsanız hem borçlanmışsınız demektir. O parayı ödeyeceksiniz. Bir de aldığınız malın varlığı da değeri de düşme ihtimali var kısa vadede. Krediyle altın almayı bence alınmaz. Söyleyelim. Çok riskli. Çok ne riskli. Kredi kartıyla ne borç parayla, ne borç parayla ya da borcunuz varken altın almayın. Ya da borcunuz o borcunuzu kapatmamışken daha bir borç ödüyorken gidip de altın alınmaz. Altın borcu almayın, bir de altın hani hısım akrabadan. Altından borç da evet almak çok tehlikeli. Altın şimdi tehlikeli yatırım, bir şey artık. Tabii yatırım yaptığınız zaman düşme ihtimali var fiyatın. Evet. Tamam yükselebiliyordu ama kısa vadede düşebiliyor da. O yüzden kısa vadede satma ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. Kaç sene kısa vade? Minimum bir, yani 2-3 sene ideal. 2-3 yani sene tutacaksak hisse senetleri gibi. Satma zorunluluğunuz olmayacak. Hani borcunuz varsa ben bunu satacağım bir kısa zamanda 5-6 evet. ay sonra ben satacağım diyorsanız kimse garanti veremez altının 5 ay sonra aldığınız fiyattan daha yüksek olacağını. Şimdi ben kadınlarla buluşuyorum seminerlerde. Evet. Her kadın 5 ay 5 yukarı her ay bir çeyrek, bir yarım, bir tam altın alıyor, bir güzel, kenara koyuyor. Güzel. Kadınlar buna devam etsin mi? Hanımlarımız, erkeklerimiz de biriktirmeye genç insanlar da devam edebilir ama birikimlerin tamamını altına yönlendirmesin. Altın biliyoruz, çeyrek. Çeyrek ama değeri düşebiliyor. Şimdi çeyreği 6 ay önce kaç liradan aldınız, şimdi kaç lira? Düştü fiyatı. Evet, çok gram düştü. Bazında konuşursak 2012'de 110 liraya kadar çıkmış altın fiyatı var gram bazında. Hadi 110 liradan almadınız, 100 liradan alan var, 90 liradan alan var. 85 liradan alan altın var. Bugün 79 lira. Altın bugün daha düşecek mi? Bugünden itibaren daha da düşmesini ne kadar finansal daha düşmesi sektörde bekleniyor. Gram TL bazında konuşursak ha, Türkiye'deyiz. Kaç ay daha düşmesi bekleniyor? Önümüzdeki 5-6 ay daha düşmesi bekleniyor. 75 liralara kadar gramının düşme ihtimali var diye hesaplar yapılıyor. Peki şimdi birkaç Twitter'dan soru var. Hemen birkaç onu Twitter'dan istiyorum. Önce bunun ana nedeni de çok basit şekilde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde dolar faizlerinin artması. Altın yükselirken dolar faizleri en dipteydi. O yüzden altın yükseliyordu uluslararası ekonomide. Geçtiğimiz 5-6 ay içinde ve önümüzdeki dönem içinde de dolar faizinin yükselmesi bekleniyor. Ve yükselmeye de başladı. O yüzden altın fiyatları düşüyor. O zaman şöyle, altını fiyatını ben nasıl takip edeyim diyenler için. Dolar faizine bakmak bir, lazım. Bir, dolar faizi, Amerika'da Fed dediğimiz Bankaların bankası, bankaların ana bankası, merkez Amerika'nın bankası. Merkez bankası, Fed'in faizine. Bir kişi, benim annem Fed'in faizine nasıl bakabilir? Zor bakar. Televizyondan ekonomi kanallarına televizyondan bakacak. İzleyebilir. Orada biraz ekonomik yorumları dinlemek gerekecek. Yani, eğer merak ediyorsanız bunlara bakmak lazım. Yani, Amerika'da faizler artıyor. Doların faizi artıyorsa altın düşüyor. Genelde böyle. Tekrar oluyor. Ediyorum. Duydunuz, doların faizi artıyorsa altın düşüyor. Yani ters orantılı dolar evet. faizi artıyor, altın düşüyor. Bu dönemde de dolar faizinin artması beklendiği için altının da düşmesi bekleniyor. Kesinlikle böyle. Petrol fiyatına bakıp altın konuşabilir miyiz? Petrol de evet birebir faiz kadar değil ama kısmen etkiliyor. Petrol fiyatları fiyatı da artarsa, yüksek kaldıkça o da enflasyon yaratabilir korkusu oluşuyor. Petrol fiyatı arttıkça bu sefer böyle olmuyor. Petrolden birlikte altın da petrol artıyor. Arttıkça altın da onunla beraber yani topraktan çıkan şeyler beraberce artıyorlar. Beraber petrolle evet. altın ikisi de aynı anda artıyorlar. Evet, borsa çıkıyorsa borsa birebir altını hani birebir altını her zaman evet bazen beraber hareket ediyorlar. Bazen birlikte de düşebiliyorlar. O çok sağlıklı olmayabilir. Yeni bir dönemdeyiz. Evet. Şu var. Eskiden büyük yatırımcılar altın almıyordu bugün. Ha evet. Çok ama doğru. Bugün büyük yatırımcılar mesela adam kalkıyor yarın diyor altın alacağım. Hı hı. Yarın altın aldığı zaman doğru. Hop diye. Ne zaman oldu bu? Birdenbire. 2008 global ekonomik krizinden sonra oldu. 2008'de. Herhalde herkes bunu hatırlıyordur. 2008'de dünyada Amerika kaynaklı. Kriz oldu. Çok büyük bir kriz oldu. Ülkemizde de borsa hızlı şekilde düştü. Bundan sonraki dönemde hem kurumsal yani profesyonel yatırımcılar hem büyük servet sahipleri hiç altınla ilgilenmeyen
yatırımcılar altın almaya, portföylerinde altın tutmaya başladılar. Peki şimdi bir alanlar var, aldılar. Evet. Aman Özlem Hanım, bir sürü tweet geldi. Geldi, onu dedim ya, 110 liraya kadar çıkmıştı. 2008'den 2012'ye kadar da hep çıktı. Her alan kazandı neredeyse diyebiliriz. Çünkü çok hızlı bir yükselen, işte o büyük servet sahipleri de düştü, altın alıyorlardı. Düştü, aman Allah ne yapayım, 2012'den ne yapayım, sonra da o büyük servet sahipleri satmaya başladı. Çünkü Amerika'da faizlerin yükseleceğini tahmin ettikçe, gördükçe, okudukça... Evet. Satmaya başladılar. O yüzden de fiyatlar maalesef şu anda aşağı gidiyor. Evet, burada şimdi bizi izleyenler, şu anda izleyicilerimiz görüyor ki herkes bakıyorlar ya, Fed, Amerikan Merkez Bankası, evet, ne yapacak? Biz genelde o tip şeylere çok girmiyoruz yani, hakikaten. Ama işte etkiliyor buradaki yatırımları. Annemi ilgilendiren şeylere sadece giriyoruz, evet, ama şimdi burada annemi ilgilendiren bir şey. Annem altını seviyor. Fiyatını çeyrek da merak ediyor. Istiyor. Ne olacak diye merak ediyor. Nedeni de bu. Yani Amerikan, yani şu anda düşecek diye Amerikan bekliyoruz. Amerikan Merkez Bankası faizleri yukarı çıkarmak istedikçe dünya ekonomisinde, global ekonomide altın satılıyor. Altın herkes satıyor. Satınca da Amerikan biz faizi çıkıyor. Da, biz satmasak da büyük yatırımcılar satınca fiyat düşebiliyor. Amerikan faizi çıkıyor. Altın fiyatları düşüyor. Ama güzel bir haber de var. Düşebileceği bir taban var. Tahmini tabii. Artık yerin içine girecek kuralı, hali yok. Aynen öyle. Satacağız satacağız da nereye kadar satılacak bu? İşte bu Twitter'da bana diyor ki, evet, Özlem Hanım 2018'de çok büyük bir atak bekliyor mu? 2018'de atak bekleyip beklemediğini şimdiden falcı değiliz. Söyleyemeyiz, bilemeyiz. Ama daha öngörülebilir bir zamana baktığımızda ne kadar Amerikan faizleri yükselse de altının ons değerinin diyelim 1000 dolardan aşağı düşmesi beklenmiyor. Altının ons değerinin çok düşük bir ihtimal olarak 1000 dolardan aşağı düşmesi yani beklenmiyor. Yani gram TL fiyatı olarak düşünürsek, konuşursak bunun 70 liralar civarından. 70 lira taban TL, fiyat gibi taban duruyor. Taban fiyat olarak gözüküyor. Şu diyorsun. Anda 80 lira. 70 liradan da aşağı düşmesi beklenmiyor. Çünkü bunun sonuçta bir maden, yerden çıkarmanın maliyeti var. Evet, Özlem'e sor bölümünde para ile ilgili çözüm bulamadığınız herhangi bir konuyu arayıp telefonla bana danışabilirsiniz. Evet, hattımızda Elif Hanım var, bizi İstanbul'dan arayan. Alo. Merhaba Elif Hanım. Merhaba Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Para ile ilgili ne dilerseniz sorun bana lütfen. Evet. Ben eşimle birlikte oturup düşündük. 15 bin lira bir birikimimiz var. Bunu altın mı alsak, yoksa başka bir şekilde mi, başka bir şey mi değerlendirsek diye düşünüyoruz. İşin içinden çıkamadık. Size bir danışalım dedik. Ha, tam da zamanda şimdi altın konuşuyoruz. O yüzden herhalde dediniz arayayım diye. Sizin 15 bin liranız var. 15 bin liranız var. 15 ve ne yapsam diyorsunuz. Eliniz kaşınıyor. Tabii biz duramıyoruz hiç nakit parayla. Hemen el kaşınıyor. Nereye koysak parayı diye. Tabii yatırmak istiyorsunuz parayı. Hoppa gidip altın alayım diyorsunuz. Burada da altın uzmanımız var bugün bizle beraber. Birazdan ona da soracağım ama benim size ilk tavsiyem, bütün parayı tek bir yere koymayın. Evet. Bütün parayı tek bir yere koymayın. Özellikle altına hiç koymayın tek bir yer olarak. Çünkü altın eskisi gibi güvenilir liman değil, öyle değil mi? Evet, uzmanımız da burada, hemen kendisine de danışıyorum. Alper Kalyoncu. Evet Özlem Hanım, altın 2008-2012 arasında çok güzel getirilere sahne oldu. Her yatırım yapan çok iyi kazandı. Ancak bu sene ve önümüzdeki sene maalesef altında bir düşüş trendi var. Yani fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Tabii bu bir alım fırsatı olarak da görülebilir ama düşen piyasada alım yapmak kolay bir şey değil. Tavsiye edilen bir şey de değil aslında. Yani Elif Hanım diyor ki benim 15 bin liram var. Gidip evet, hepsiyle karı koca altın alacağız. Evet. Ben diyorum ki hop, olmaz. Hepsiyle altın alınmaz. Evet, kesinlikle alınmaz. Aynı şey diyorsunuz. Çok riskli altın olur. Altın uzmanı olarak, ki altın uzmanları altını sever genelde. Bir kısmıyla belki alabilir. Bir kısmından almak lazım. Çünkü fiyatlar düşüyor ve dip seviyelere yaklaşıyor. Ben %10 gibi bir oran alabilir öneririm. Diyorsunuz. Ben ve para unsun 2 sene. 2-3 sene beklesin. Evet. Prensip olarak ben hiçbir zaman al sat tavsiyesi vermiyorum. Onu da hatırlatalım Elif Hanım. O al sat olaylarını en iyi siz karar verirsiniz içinizden gelen o sesle. Hı. Ama burada altın uzmanımız diyor ki altın bir müddet düşüşte kalacak. Dolayısıyla sizin 15 bin liranızın 1500 lirası ile 2000 lirası ile alıp bir kenarda tutayım. O bir kenarda, aman ev olmasın. Benim demin evet, altınlar çalındı burada biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir kısmıyla alabilirsiniz ama aman bütün parayı altına koymayın. Anlaştık mı? Anlaştık.
Görüşmek üzere. Eşinize selam. Çok teşekkür ederim. Herkese selam. Sağ olun. Evet, programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Siz bana yapmak istediğiniz bir harcama ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de size onay ya da red veriyorum. Son ana kadar bilmiyorum. Bakalım hattımızda kim var? Ali Bey var. Bizi Batman'dan arayan. İyi akşamlar Özlem Hanım. Merhaba. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ben bir tane araç almak istiyorum. Yaklaşık 20 ile 25 bin TL arasında. 25 bin liralık almak istiyorum. Araba almak istiyorsunuz eşinize. Evet, evet. Doğum günü falan mı var? Yok, öğretmen olduğu için okula giriş gelişlerde sıkıntı yaşıyor. O yüzden. İstek mi ihtiyaç mı diye sorayım 25 bin liralık araba. Yani ihtiyaç desek daha doğru. Çünkü benim bana ihtiyaç çok, eşime lazım. Eşinizi düşünüyorsunuz. Çok düşünceli bir eşsiniz. Peki şu anda eşiniz nasıl gidip geliyor okula? Şehir içi minibüslerle gidip geliyor. Biraz sıkıntı yaşıyor gidiş gelişlerde. Bayan olması nedeniyle. O yüzden araçlı olsun, kendisi gidip gelsin diye düşündük. Anladım. Yani bir istek aslında. Yani şu anda toplu taşımayı da Batman'da kullanabiliyor. Yani istek yani. Bir 10 dakikalık bir mesafe var okulla arasında. Araçla gitmiş olsa ama şehir içiyle gittiği için bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Bu da zaman kaybı oluyor eşim için, o yüzden. Anladım. Yani diyorsunuz ki Batman'da oturuyoruz. Eşim öğretmen. Gidip gelirken yarım saatte gideceğine 10 dakikada gitsin. Neden olmasın? 25 bin liralık bir araba almanız için para durumunuz müsaitse hemen gelin bakalım. Ne kadarlık bir gelir var? 3000 TL ben alıyorum. 2000 TL de eşim alıyor. Gayet güzel. Çocuk var mı? Bir tane 3 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Çok güzel. Peki, ikiniz de çalışıyorsunuz. Karı koca çalışan, evet, ailelere buradan ben her zaman tebrik gönderiyorum. Çünkü tek kişi maaşla artık geçim derdi o kadar kolay değil. Giderler ne kadar toplam? Şimdi 2000 TL ev aldık biz. Ödüyoruz. Ev ödemesi yapıyoruz. 2000 TL onun ödemesi var aylık. İşte 600 TL de ev kirası falan, onun ödemesi var. Bir 500 TL de kardeşim benim üniversiteye hazırlanıyor. Daha doğrusu okuyor. Ona gönderiyorum. Toplam giderleriniz ne kadar? Ya şimdi tahmini olarak bir şey diyemedim. Çünkü hiç inanın hiç hesaplamadım yani. Hani ne kadar yapar diye. Ama yaklaşık herhalde 600, 1200, 1800, 2000 falan olması lazım. 2000 zaten ev kredisi ödüyorum dediniz. Onun dışında, yani bunun içinde ev kirası da var. Kardeşime gönderdim, para da var. Bir de her ay mesela alışveriş yaptığımız şeyler, taksitler falan var, onlar da var. Yani 5000 lira geliyor, en az 4000 lira çıkıyor, öyle mi? Yani 3500 falan, yani yanlış hesaplamadıysam, yine hiç hesaplamadım, 3500-4000 arası falan zaten değişiyor. Siz burada büyük bir itiraf yapıyorsunuz, hiç hesaplamadım, para durumunu arayıp da hiç giderlerimi hesaplamadım diyen ilk kişisiniz. Tarihe geçeceksiniz yani. Peki, borcunuz var mı? Borcum bunlar, sadece işte ev için ödemiş olduğum bir borcum var, her ay ödüyorum. Toplam ne kadar borcunuz var, ev kredisi? Yaklaşık şimdi 115 bin TL civarında bir borcum var. Yani evin miktarı 155 bin TL. Ben 40 bin TL kadarını ödedim. İşte 115 bin TL falan kaldı. 115 bin liralık borcunuz var. Birikim var mı? Birikim maalesef. Birikim yok. 115 bin lira borç var. Giderleri hesaplamadınız. Siz benden 25 bin liralık araba için onay bekliyorsunuz. Eşiniz 10 dakika daha hızlı gitsin diye. Cevabımı söylüyorum. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ama almak yok ha. Yok, zaten biz de tereddütte kalmıştık. Alsak mı, almasak mı diye. Şimdi ben size böyle anlatınca mantıklı gelmedi mi Ali Bey? Ya ben düşündüğümde benim elime yaklaşık bir 1000 ila 1500 TL arasında bir para kalıyor. Şimdi evet. Bakın kiradasınız Ali Bey. Şöyle söyleyeyim. Kiradasınız. Siz ilk önce evi alın. Evet. Evi alın. Arabalar hiçbir yere kaçmıyor. Tamam mı? Eşinize de benden selam söyleyin. Tamam. Tamam. Aleyküm selam. Evet, hattımızda diğer Ali Bey var. Bizi Kahramanmaraş'tan arayan. Alo. Merhaba Ali Bey. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Arazi almak istiyorum, 15 bin TL. Kahramanmaraş'ta mı bu arazi?
Evet. 15 bin liraya arazi alacaksınız. Yalnız mı alacaksınız? Eş dostla beraber mi? Sonradan hani böyle şey çıkmasın. Yok, yalnız. Yalnız. Yalnız şey, bu yatırım amaçlı bir şey değil. Ha. Uzakta böyle köyde kimsenin gelip gitmediği uzak bir yerde yani. Uzak bir yerde bir arazi alacaksınız. Ne yapacaksınız arazide? Kızımla birlikte büyüyebilmesi için ağaç dikmeyi düşünüyorum. Orman ağacı. Yani kızınıza hobiniz falan mı olacak? Yani kızınıza ağaç dikmek için 15 bin liralık arazi alacaksınız. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru. Bahçe satın alacaksınız. Para durumuna bir sorayım dediniz. Onay mı, red diye. Hemen bakalım bugünkü para durumumuza. Ne kadarlık bir gelir var? 5000 TL. Bugün de her arayan 5000'den gidiyoruz. Peki, giderler ne kadar? 5000 TL. 5000 geliyor, 5000 gidiyor. Evet. Borç var mı? 30.000 TL borcum var. Ne borcu bu? Araba almıştık. Ufak tefek evlilikten kalan borçlar vesaire. Peki, birikim var mı? Emeklilik sisteminde 15.000 TL var. Onu aktarmayı düşünüyordum. Yani siz bireysel emeklilikteki 10 senedir biriktirdiğiniz parayı, 15.000 lirayı bozacaksınız. Halbuki adı üzerinde bireysel emeklilik, emeklilik zamanı için yapılmış bir şey. Ve onunla evet, bahçe alacaksınız kızınızla çiçek dikmek için. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle şey yapayım, onay belki ihtimali artar. Hadi deneyin bakalım. Evet. Şimdi 10 yıl önce birkaç arkadaş iddiaya girmiştik. Sigara parası niyetini atıyorduk. Sigara kullanmadığımız için. Bu sadece o dönemden beri sigara parası. Sigara parası yerine her ay bireysel emekliye kaç para atıyorsunuz? Yani o günün parasıyla 30 liraydı. Ondan sonra hiç artış yapmadım. 20 lira 30 lira gibi bir komedi bir rakamdı. Şimdi sigara çok pahalandı. Sigara parası diye devam edemiyorum. Kızım doğduktan sonra kızım adına yeni bir emeklilik sistemi başlattım. Evet. Aile 100 lira koyuyor musunuz? Kızım adına evet. Ödeme yapıyorum şu anda. Siz kızınızı çok seviyorsunuz. Evet. Peki. Tabii. Şimdi Ali Bey, ben hemen size onay mı red mi vereceğim. Söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. 15 bin liralık gül bahçesi için ben size red veriyorum. Nedenini söyleyeyim. Çünkü 15 bin liralık siz bahçeyi gidip bireysel emeklilikteki son 10 senede birikmiş paranızı bozdurup alacaksınız, değil mi? Şimdi 10 evet, senedir fazladır emeklilik sistemindesiniz. Parayı bozdurduğunuz zaman getiriden %10 bir kesinti olacak, stopaj kesilecek. Bir paranız gidecek. Hadi o gitsin diyorsunuz, önemli değil, ben parayı alayım da gül bahçem olsun. Ben size diyorum ki bugünden itibaren kaç yaşındasınız? 32. 32 yaşındasınız. 56 yaşınıza kadar, siz kızınız için değil, 56 yaşınıza kadar 15 bin liranın üzerine her ay 400-400, 5 bin lira geliriniz var. 400-400 koyup biriktirirseniz 56 yaşınızda kaç para olmuş oluyor biliyor musunuz iyimser senaryoda? 100'ün üstünde olur herhalde. 200'ün üstünde oluyor. 200'ün üstünde oluyor. 2 çift 0. 2 çift 0. Dolayısıyla sizce benim cevabım ne? Red. Evet. Bireysel emekliye devam. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Bakın 5000 lira geliriniz var. Siz yavaş yavaş biriktirin. Kahramanmaraş'ta bahçeler bir yere kaçmıyor. Ayda 500 lira biriktirin. Ayda 1000 lira biriktirin. Biz size o bahçeyi gene aldıracağız. Arayın beni 6 ay sonra, 7 ay sonra birikmiş parayla aldıracağım size bahçeyi. Programımızın sonuna geldik. Evet. Son olarak son birkaç şey söyleyelim. 1. Bütün parayı altına koymayın. Kesinlikle. 2. Altının en çok düşeceği yer 70 olarak bekleniyor uzmanlar tarafından. Evet. Gramı. Evet, onun diyorsun, altında düşmesi de beklenmiyor. Sakın borçlanıp altın almayın. Kesinlikle. Ne kredi kartıyla ne krediyle. Altın borç, üzülme şansınız yüksek altın olur. Altın borç vermeyin. En az 2-3 sene tutabilecekseniz ekstra paranızla alırsanız o zaman altını evet, alın. Alırsanız da bir sepet yaparak birçok şeyin içinde altın alabilirsiniz diyorsunuz değil mi? Profesyonel görüş olarak böyle diyorsunuz. Kültürel, geleneksel biz düğünleri, şeyler farklı. Sünnet düğününde, düğünde bebekleri altın vermeye devam ediyoruz. Peki çok teşekkür güzel ederiz programımıza yani, katıldığınız için. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Altın dedik, altınlar dedik, aman çaldırmayalım dedik. Bir sonraki programımıza kadar 3 kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok.
Önce insan, sonra para. Sağlık, sevgi ve parayla kalın.